Neyse ki olay çıkıyor. Ve altı nasıl temizlenecek? Benzin olsa benzinle hemen. Deterjan bence temizlemez gibime geliyor. Karşıda var mıdır benzin sorsak? Deterjanlar temizler. O tarafa. Şeyin kaplamanın resmi ama şey rengi şu renkmiş değil mi? Solmuş. Nasıl solmuş bu kadar ya? Şey mi? Bu solmaz kalitesiyle mi alakalı? Değil mi? Bizimkiler solmuyor mesela. Bunlar boya ya, boya ya. Yo yo öbür kağıtlar. Solmamış dayı ha? Evet, solmaz canım. İşte iyisi diye bunlar. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz yine bildiğiniz gibi duraklardayız. Şimdi yeni arabanın yazılarını değiştiriyoruz. Bu da artık. Bu sarı kız da artık Nil taksi olacak. Şimdi şu yazıları temizleyecek Ayhan. Bakalım. Temizleyebilirse. Nil taksi yazısını buna da taktıracağız. Bu da benim sarı kız. Şöyle Madame Mor yazısını da çekeyim size. Zaten bu yazıyı gören herkes diyor yolda rastladım diye. Ondan emin oluyorlar o yazıyı görünce. Ben olduğumdan emin oluyorlar. Yaz çiçeklerimizin de sarı olması. Çiçeklerimizin de durağımıza uygun olmasına ne diyorsunuz? Şuraya da diyorum bakın. Şu lastiklerden şunlardan bir tane şuraya bir tane de şuraya. Ama Ayhan izin vermiyor bana. Sizce ben Ayhan'ı dinler miyim izin vermedi diye? Dur bakayım sağma soluma da bakıyorum geldiyse kızmasın. Oraya yapacağım. Şuraya bir lastik içine şu çiçekten. Bir de şu ileriye. Biraz zamanla. Kız gelmiş ya. Var mıymış benzin? Benzin değil. Çiçeğim niye laf anlamıyorsun? Benzinle sileceğim ben, dedin ya. Ha? Ya yokmuş. Şu ne? Çift getirdim. Şey, he çıkmış işte. He çıktı. Ama belli olur mu acaba alttan? Ya belli olmaz. Dur sen. Nasıl sıcak bir hava size anlatamam. Bugün çok sıcak. Bir de siyah giymişim ki yandım piştim. Resmen. Şimdi bankaya yolcu getirdim onu bekliyorum. Şöyle ellerimi kapatıyorum. Ellerim kararmasın. Ellerim kararmasın. Akşama kadar böyle direksiyonda ellerim kararıyor ya. Resmen ameliyatı oluyorum. Bu arada arabamızın yazıları yazıldı. Durağa geçince çekmeye çalışırım size. Nil taksi yazdırdı. Böyle şeylerde Ayhan'la hiç anlaşamayız. Ben bilsem de konuşurum bilmesem de. İşte orada susayım demiyorum. Ya ben karışmayayım demiyorum. İlla ben bir karışacağım ona. O öyle mi olacak? Bu böyle mi olacak? Çap oluyor. Olmuyor. Yapamıyorsun. Ben öyle dediğim zaman o da çileden çıkıyor. Çıldırıyor. Karışma. Sus. Öyle bir şey yaptığımız zaman var ya durağın neyini yaptırdıysak yaptıralım. Yani bir şey yaptırırken illaki bir zıtlaşırız. Öyle olmayacak, böyle olacak. Bütün işlerde aynıdır bence ya. İlla bir zıtlaşma yaşanacak orada. Bir tarafı yaptı sonra öbür kapıya geçti. Dedim ben karışmıyorum ya ne yaparsan yap. Allah razı olsun diye. Kapıların reklam yazıları yazıldı. Yeni durağımızın yeni arabası, yeni yazısı hayırlı olsun. Neyse yolcumu bekliyordum. Yolcum geldi arkadaşlar. Videonun devamı daha sonra gelecek. Bakın sizi nereye getirdim. Hangisi şimdi? Şansımızı şuradan bir deneyelim.
Bu değilse karşı komşu. Dur bakayım. Zilde mi çalışmıyor? Merhaba, biz geldik. Hello. Kimse var mı? Yok. Atış serbest mi yani, konuşma? Bakın sizi nereye getirdim. Tadilatın tam ortasına. Burası oturma odası mı? Hı. Burası oturma odası. Ben hemen gezmeye başlayayım. Hem tanıtayım hem gezeyim. Tam olarak yola bakıyor. Şurası da Perşembe Pazarı. Artık pazardan bir şey alacağım zaman gelirsin buradan. Yok, belki ben şuradan şey sallayacağım. Aynen, şuradan, oh, şuradan şey salla. Peki şuradan 2 kilo domates versenize. Şuradan o şey atacağım. Burası oturma odası. Hemen. Şurası salon. Ha, balkon salonda. Şimdi ne yapılacak Tenzile buraya? Bebeği şu kağıt parke gidecek. Parke değişecek. Parke değişecek. Açık mı balkon? Açık balkon. Balkonun fayansları değişecek. Zaten değişmek zorunda bura. Manzaraya bakın. Zaten benim ilgimi tek çeken şey manzaradır. Gerisi önemli değil. Manzara güzelse geri... Ha? Melisa açtı kapıyı. Manzara güzelse gerisi önemli değil. Çok inşaat var. Evet. En sevdiğim şey inşaat. Evet. Dur şunu. Acım, bu kapılar ne kadar arada? Beyaz olacak değil mi kapılar? Kapılar da sökülecek. Tuvalet düzenlenecek. Mutfak. Çok inşaat var, en sevdiğim. Bacım, artık sürekli buradayız. Evet. Hep inşaat şimdi yapacağız. Şimdi şunu sökmeye çalışıyorum. Tabii ki ben bunu sökerim. Ya bu şuradaydı ve ben gitseydim. Çıkardın onu. Sence dursun. Ay hayır hayır, çıkar çıkar. Ama bunu böyle çıkınca buradakilerin hepsini çıkartmak zorunda kaldım. Niye? He, önü çıktı. Ama sorunum şöyle bir şey var. Abim mobilyacı. Onu seni de mi kaygı edeyim? Sorun getirir ne? Takar. Ya orası öyle ama şunu sökemiyorum yapışkan. Sökür, onu sökür ya, onu sökür. Ay, ayıp ediyor. Ama ay, pardon. Diyorum ki, şunu diyorum, tekrar şunu şuradan söküyüm de, şunu şuraya geri takayım, altına led döşeyim, mantıklı mı? Evet. Şunu istemiyorum. Aynen, o olmasın ya, ne yapacak orada? Burası da küçük bir balkon. Burada kiler gibi olur. Tabi buraları böyle görmeyin. Bunlar ilk hali olarak çekiyorum, bir de son halini çekeceğim. Oturduktan sonra, yerleştik sonra. Son hali olarak, aa süpermiş bu. Valla kullanmadın hiç. Melike'nin çeyizlerini buraya da olmuş. O sırada Melike. Melike'nin çeyizlerini oraya koyarsak dolap aşağı iner. Dolap aşağı iner, bir de şey yağlanır burada, boşver. Yok bura olmaz. Ama onu, ben dedim, şunu da sökeceksin o zaman. O dursun diyorum ya. Oraya belki şu ağızdakini sökerim. Oraya süs eşyası koyarım. Dekor olabilir koyarız. Aynen. Orada dekor olur. Ama şu gözüme boyunca çok batıyordu benim. Fayansları boyayacağız. Fayansları boyayalım. Dur. Mutfaktan çıkıyoruz. Ay çok tadilat var. En sevdiğim, en sevdiğim. Normalde, buraları hep ben size son halinde çekeceğim. Şu an şok olacaksınız. Normalde o duvar. Aynen şunlardan vardı. Tavana kadar. Ama biz burayı hep söktük. Bura alçılanacak, boyanacak. Boyanacak. Oralar çatlaklıktan deprem zannetmeyin. Maşallah yapan mobilyacı bir yapmış. Sökene kadar. Sökene kadar camları çıktı. Hepsinin parmaklarını patlattılar. Lavabolar değişecek. Evet. Sonra burası çocuk odası. Buraya park edelim. Bura boyanacak, tamam. Ama çok bir işi yok. Çocuk odası değil. Seninki kadar var. Evet. Oraya kadar var mı? Var değil mi? Yani ora buraya sığacak mı diye baktım. Ha iyi. Sığar yani. Ranzan. Ranzan geniş ya senin. Ay sesimiz yankı. Yapı ceylanım. Vallahi burası süpermiş. Onu bunu boş ver de. Bir şey derim buna ya. Çeyizlerin yerini bulduk ya. Çeyizleri buraya koyacağız. Melisa. Bura var. Bu çok iyiymiş ya. Bunu çok iyi etmişler. Burası da yatak odası. Buraya da parke gelecek. Buraya giyim odası gelecek. Burası normalde yük şey gardırop gibi yapmışlar. He. Arkası neymiş öyle? Normalde ebeveyn banyosuymuş ama gideri var mı yok mu hiç bilgim yok. Vardır mutlaka. Gideri olacağını bilsem
Dur ben sana söyleyeyim var mı gideri. Baktım ben hiç. He, kapalı oraya bakamıyoruz. Hemen bir keşif yapayım dedim alt kapalıymış. Aynen burası giyinme odası güzel olur. Şöyle şuradan tutup böyle led. Aynen. Altları ışıklı led döşeyeceğim içine. Altları şey askılı, üstleri kazak. Aynen. Belki şu taraf bir taraf bölmeyi aşağıya da raf yaptırırım. Bu tarafta şey askılı. Orayı öyle yapacağım. Sonra buraya sürgü kapı gelecek. Orası giyinme odası gibi orası olacak. Orası giyinme odası olacak. Şuraları sürüklüğünü de beğeni. Çok evet. İnşaat var çok. Mermerleri yeni. He burası da banyo. Melike aa banyo kocaman. Banyo kocamanmış. Vallahi var ya yapılınca süper olur burası. Banyomuz banyo bayağı büyük. Banyo çok bacım daban hallarını getireyim. Aynen yani. Hallarımızı burada yıkarız artık. Atarız balkondan da aşağı güneşe karşı kurusun. Açsana anne. Ve işte kuzenimin evi. Heh şartel geldi dur. Şu an siz bu haline bakmayın arkadaşlar. Buradan kiracı çıkmış. Burası kiracı güzel. Maşallah çok temiz kullanmış. Onun için böyle burası. Ama size son halinde çekeceğim. Aldın mı çiçeğimizi? Bakayım. Dön bakayım bana. Bana bir dön. Bakın. Çiçeğimizi de getirdik eve. Durakta çok iyi bakılmıyor gibi. Solmaz solmaz. O akşamları kapanıyor zaten. Yürü. Akşam kapanıyor, sabah açılıyor. Bunu cam balkona koyacağım. Güneş seviyormuş. Bizim mesai bitti. Şimdi evdeki mesai başlıyor. Hemen akşam yemeği içine koyuldum arkadaşlar. Yalnız. Yemek birazcık şey olmuş. Nasıl anlatsam size? Fazla. 2 gün yedim. Günlük gibi falan. Patates de çok mu iri doğramışım? Ne yapmışım ya? Seni kınadıktan sonra ben. Şimdi bugünün menüsünü hemen açıklıyorum. Gelir gelmez kuşbaşı eti düdük diye aldım. Onu güzel haşladım. İşimi riske almadım. Normalde burada da pişiriyorlar ama ben garanti olsun dedim. Etimi haşladım. Burada da soğanımı kavurdum. Yeşil biberimi. Şimdi patatesin salçasını ekledim. Tuzunu ve toz biberini de ekleyeceğim. Bu biraz pratik bir tas kebabı oldu. Normalde aslında şey yapıyorlar. Patateslerini kızartıyorlar. Ama ben biraz işim kolayına kaçacağım. Çünkü saat 6. 1 saatimiz var. Onunla uğraşamayacağım kızartmayı da falan. Hemen tuzunu, toz biberini de ekledim. Şimdi o haşladığım kuşbaşı etleri suyuyla birlikte tas kebabımıza ekliyorum. Şöyle yakınlaştırayım da. Aydanur kızıyor bana arkadaşlar. Döküyorum sağ sola diye. Şimdi etini de suyunu da ekleyeceğim. Kısık ateşi arkaya alacağım bunu. Güzelce pişecek. İki günlük olmuş da yapacak bir şey yok. Yarın yemeğe hazır oldu. Ne yapayım? Bugün yanına pilav yapmayacağım. Bakın ne yapıyorum. İki günün menüsü aynı değil ama Aydanur. Yarın yanında pilav olacak. Yarın yanına pilav yapacağım. Bugün yanına şey çıkardım. Köz patlıcanla köz kapya biber çıkardım. Bugün pilav yapmayacağım. Sadece yemek. Yarın da yanına pilav yaparız. İki farklı menü. Aa, mis gibi oldu. Bak Aydanur. Anlatmaya gerek yok görüyorsun. Şimdi altında kısığı alacağım kız kaç kız. Şu bir tane patates mi? Vallahi bir tane şu bir daha dolayım hele. Abartmakta da benim gibi olur. Altını açalım hemen kaynasın. Bakalım şurada başka et kalmış mı? Artık yavaştan son dakikalar size şöyle yemeğimizin son halini göstereceğim. Patateslerimiz, etlerimiz lokum gibi pişti. Ben buna tuz atmış mıydım ya? Attım ama. Toz biberle tuzunu atmıştım değil mi? Attım herhalde ya. Şöyle köz patlıcan salatamız da hazır. Tas kebabımız hazır. Şimdi teyzemden getirdiğim dal turşusu var ya ondan çıkardım.
Ayhan tavaya yoğurdu almış, canı istemiş. Ondan çıkaracağım biraz da. Turşumuzu göstereceğim size. Bunu böyle dolaba kaldırdım buz gibi olsun diye. Biraz da yanına dal turşusu çıkaracağım. Tava yoğurdu derken soframızı yavaş yavaş hazırlamaya başlayacağım. 7 geçe okunacak sanırım ya da 8 geçe. 8 geçe ise 10 dakika var. Bir an beynim durdu, biliyor musunuz? Kaç dakika? Evet, 10 dakika var. Yine bir bayram alışverişi. Sivas Caddesi'ndeyiz. Ayhan kendine pantolon bakacak. Biz de yanı sıra gidiyoruz işte. Bakalım bizim de nasibimizde bir şey varsa biz de bakacağız. Benim de altınlar önden gidiyorlar. Kot Vadisi'nden bakacağız şuradan. Ama yani hiç bayram alışverişi gibi değil. Çok sakin. Burada normalde iğne atsan yere düşmezdi. Şu an gayet sakin. 12 tane çorap 100 lira, 12 tane çorap 100 lira, paket 100 lira, 100 lira. 12 tane çorap 100 lira. Bir yandan alışverişlerimizi çıkarmaya başladım ki poşet sesi fazla gelmesin diye. Ne aldım biliyor musunuz? Bulgur. Yarın bulgur pilavı yapacağız. Bu arada tamamen Ayhan'a çalışmamız. Çoğunluğu onun. Bunu bayram için aldım ben. Lokum aldım, taze lokum. Bu da Aydanur'un isteği. Şekerli susamlı fıstık. Bir de lokum aldım. Şöyle göstereyim. Ayhan iki tane kot pantolon aldı. O Kot Vadisi'nden aldı. Şöyle. Birini denedi, birini denemedi. İnşallah olur. Şöyle iki tane kot pantolon aldı o. Diğeri de daha koyu mavi galiba. Aynen, bu biraz daha şöyle koyu mavisi. Bir açık. Yani çok da açık değil. İkisini de mavi istedi. Ben aslında gri istemiştim. Bir de gri al hani yaz için dedim. O ikisini de mavi istedi. Gri istemiyorum dedi. Şu Lacoste tişörtlerini giyiniyor o yazın sürekli. 3 tane böyle Lacoste tişört aldık. Şöyle. Spor ayakkabısı aldı şöyle kendine. Diyorum ya, o tamamen kendine çalıştı ama geçen yazki kıyafetleri bayağı solmuştu. Sürekli güneş altında olduğumuz için benim de öyle. Elbiselerimin kolları ve kucağım soluyor. Hani arabada oturuyoruz, direkt üzerimize güneş vurduğunda elbiselerimin kucağı ve kolları soluyor benim de. Bunlar Ayhan'ın alışverişleri. Oradan düğün önüne gittik. Diyorum ya, bayram alışverişi gibi değildi. Her yer çok sakin, çok durgun. Haktan var. Haktan mıydı Aydınur? Neydi? Halktan. Halktan mıydı? Evet. Evet, Halktan'mış. Ben orayı hep Haktan diye okuyordum. YouTube. Hep Haktan diye YouTube okuyordum. Lokum aldım 1 kilo. Böyle karışık, hem beyaz hem de fıstıklı lokum aldım. Bulgurumuz yokmuş. Bu yoktu. Bulgur aldım. Ve dediğim gibi şekerli fıstık. Alışverişimiz bu şekilde. Sonra Aydanur ayakkabı bakmaya gezdik. Gezdik. Aydanur onun rengini, öbürünün bağcığını, öbürünün topuğunu, öbürünün ipini beğenmediği için en son Ayhan'a geldiler. Alıyorsanız alın, almıyorsanız çıkın dedi. Biz de çıktık. Gurur yaptık. Aydanur'la gurur yaptık. İkimizi önden, Ayhan'la arkadan. Biz arabaya doğru yönelince o da arabaya yöneldi. Biraz ortalığı karıştırıp geldik. Şey diyor ya, aslında kocam iyi biri ama konu ben olunca biraz sinirleniyor. Aynen öyle oldu bugün. Neyse, şimdi ben bunları kaldırayım. Buradan da vedalaşalım arkadaşlar artık. Bir kahve yapıp salona geçeceğim. Bugünlük artık benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.